Fizik ikinci yazılıya hazır mıyız Songuçelen? Hazır değilim hocam çok yazık zaten hiç ya. Hiç merak, hayır hiç zor değil. Bak senle beraber konuların üzerinden geçeceğiz, hızlı bir tekrar yapacağız, hızlı ama süper hızlı bir tekrar yapacağız. Bilmemiz gereken konuları biliyorsun Eren beyim ikinci yazılı hareket konusundan sorumluyuz, özellikle aynı zamanda hareket bittikten sonra da kuvvet konusuna geçiyoruz Eren beyim kuvvetle ilgili. Hızlı bir tekrar, yine tekrar söylüyorum hızlı bir tekrar yapacağız. Newton'un hareket yasalarına falan filan bakacağız. Ve sonrasında gerçekten sınavda çıkabilecek ayarda Oo. hem e, kuvvet ve hem hareket konusunu içine alan soruları beraber çözerekten ne yapacağız seninle beraber aslında bütün yazılıya hazırlanmış olacağız. ikinci yazılıda çok iyi notlar alacağız diyoruz. çok bu hızlı bir hızlı bir şekilde bu konuların üzerinden geçelim. Bir kere hareket çeşidini öteleme, dönme bir titreşim hareketi. Öteleme şuydu Tonguç Eren benim. Dönme şu hareket, şu hareket dönmeydi Tonguç Eren benim. Titreşim de böyle 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 gidip gelmesi titreşim Bu da bu kadar basit. Konum dediğimiz şey x'e gösteriyor. Üzerine bir çizik koyuyoruz. Neden biliyorsun? Konum vektörel bir şey. Referans, referans noktası dediğimiz şey de bir cisme ait Konum ve Tomuş yer değiştirme niceliklerini tanımlayabilmek için bizim seçtiğimiz başlangıç noktası diyebiliriz sabit bir nokta olmak zorunda referans noktası. E, konum vektörü ise referans referans noktasına yani başlangıç noktasına olan vektörel büyüklük vektörel uzaklıkta diyebiliriz Tomuş Eran Bey. Bunlar ilk konularda tabii ki birazcık daha bunlardan daha az gelecek gibi ama tekrar söylüyorum bu konuların temelleri aslında bu konum alınan yol yer değiştirmenin farkını bilmemiz. Bir kere, alınan yol hareket yönü önemsenmeden kat edilen yol Tomuş öğrenme. Mesela ben bu A'dan B'ye doğru giderken burada aldığım yol baya bir viraj mesela, var. On, aynen bir sürü bir viraj var. Ama yer değiştirme dediğim şey ise son konum ile ilk konum arasındaki en kısa mesafe, ee, en kısa uzaklıktır aslında. İkiniz, daha doğrusu e, arasındaki, pardon özür dilerim, buraya vektörel diyelim. Vektörel bir uzaklıktır. Kuşu şu gibi mi acaba? O yüzden ne yapıyoruz? Ne bir çizgi çiziyoruz zaten. Kuşu gibi, hani şöyle çünkü buradan böyle... Işınlandı galiba. Aynen öyle, aynen öyle. Yani yer değiştirme vektörümüz de şuradan şuraya gitmektir. Ve böyle gösterilir Tomuç Bey. Şu çizdiğimiz çizgi delta x yani e, yer değiştirmedir diyebiliriz. Şuradaki gittiğimiz yolsa alınan yoldur deriz ve iki nokta arasındaki en kısa mesafe olarak bilinir Tonguç Eladın benim yer değiştirme vektörü. Geldik peki hareket nedir? Harekette bilmemiz gerek. Hareket bereket. Sürat ve hız aynı şekilde alınan yol ve e, yer değiştirme arasındaki fark anladık mı? Anladım Şimdi hocam. sürat ve hızını anlamaya çalışalım hemen. Bir kere Birim zamanda alınan yola, birim zamanda alınan yola biz Sürat diyoruz sonuçta öğrenmeyi ve süreti gösterirken yapmamız gereken şey alınan yol bölü aslında geçen süre dememiz gerekiyor. Şimdi bu süretin tanımı bu. Peki hızın tanımı ne? Hızın tanımı ise yine birim zamandaki e, yer değiştirme bu sefer ama çok dikkat et. Birim zamandaki yer değiştirme. <laughs> Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Hızı V harfiyle gösteriyoruz. Şöyle bir yuvarla var, üzerinde bir çizgisi var Tanışalım ve bunu şunu bilmemiz gerekiyor. Delta X yani yer değiştirmeyi Delta T'ye yani geçen süreye bölmemiz gerekiyor. Şunu unutma. Ortalama süreti bulmak istiyorsak bizim yapmamız gereken şey alınan toplam yol, alınan toplam yol e, bölü Geçen toplam süreye bölmemiz gerekiyor. Molaları falan filan da dahil ederek. Eğer sınavda böyle bir e, soru çıkarsa molaları da dahil etmek gerekiyor. Ortalama süreti hesaba, hesap ederken. Peki ortalama nasıl hesap ederiz. Onu da V-Ort diye gösteririz. V-Ort. Ort. Aynen aort gibi sanki. V-Ort diye bir gösteririz. Ve bu da aslında e, toplam. Bak V-Ort eşittir. Toplam yer değiştirme. Delta X toplam ee, bölü delta t toplamla bulunuyor tomucherların benim bu da bilmemiz gereken bir şey geldik peki e, grafikler grafiklerde şunu bilmemiz gerekiyor gerçekten ne konum zaman grafiklerinde eğimi bulursak biz aslında hızı bulmuş oluruz yani eğim hızı verir e, nerede ama konum zamanda hız zaman grafiklerinde altta kalan alan hız çarpı zaman olduğu için Tomuş Eren benim delta x'i yani yer değiştirmeyi verir. Bu da sınav sorularını çözmemizi çok sağlayacak. Zaten bununla alakalı alakalı sorularda var içeride. Ee, peki hız zaman grafiklerinde eğime baktığımız zamansa bu da delta v bölü delta t'den a yani ivmeyi verir Tomuş Eren benim. İvme dediğimiz şey de hızlanma demekti hatırlıyorsan. İğme zaman grafiklerinin altta kalan a çarpı delta t'den Delta V'yi yani hız değişimini verir. Bu da e, zor sorularda karşımıza gelebilecek bir e, özellik diyoruz. Geldik peki hareket konusunda bak. E, farklı referans konu, noktalarına göre hareketin tanımlanmasına biz Tonguç Eral'ın benim bağıl hareket diyoruz. Yani mesela şöyle Tonguç Bey, bak. Tonguç senin yanında Tankut otursun. Evet. Diyelim ki to, e, Tonguç sen şoförsün. Tankut da içeride duruyor tamam mı? Şimdi... Sana göre bu adam hareket ediyor mu? Hayır arkada duruyor. Evet. Ama dışarıda duran bir adama göre bu adam ne yapıyor? Gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. İşte bu bağlı hareket farklı referans noktalarına göre farklı olabiliyor. Buna da biz bağıl hareket yani gözlemci gözlenen ilişkisine göre hareket diyoruz Tavuk Kuvvete baktığımız zaman kuvvette de temas gerektiren kuvvetler var. Bir de temas gerektirmeyen kuvvetler var. Temas gerektiren kuvvetlere biz ne ad verelim? Mesela sürtünme kuvveti Tavuk Sürtünme kuvvetinin oluşabilmesi için mutlaka bir yerde bir yerin birbirine dokunması, temas etmesi gerekiyor. Veya kaldırma kuvveti suyun içine girdiğimiz zaman ve suya temas ettiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Ama Tavuk temas gerektirmeyen kuvvet örnek olarak kütle çekim kuvveti yani bizim ağırlığımız mesela dünyanın e, bizi çekmesi mesela e, havada havada paraşütle atlarken de dünya bizi çekiyor neden çünkü temas gerektirmiyor e, elmanın yere düşmesi veya veya manyetik kuvvetler de zaten bildiğin gibi e, temas gerektirmiyor bu <laughs> birbirlerini çekmesi, demiri çekmesi. Doğadaki temel kuvvetlere baktığımız zaman kütle çekim kuvveti neydi Tonguç Eren Yerin bizi çekmesi. Yani ağırlık. Aynen gravity de diyor. Harika ağırlık diyoruz. Elektromanyetik kuvvet, elektrik ve e, mıknatıslarla bağlantılı kuvvetler. Güçlü nükleer kuvvetler var. Bir de zayıf nükleer kuvvetler var. Yani güçlü çekirdek kuvvetleri ve zayıf çekirdek kuvvetleri olarak ikiye ayrılıyor. Bunlar da diyoruz. Peki geldik artık e, kuvvet kısmının e, kütle çekim kuvveti kısmına ki zaten kütle çekim kuvvetini e, biliyorsun aslında e, çok ünlü bir bilim adamımız buldu ve bu bulduğu e, buluşla aslında neye çek neye girdi dünya tarihine girdi nasıl bir e, hesaplama yaptı dedi ki F dedi Tonguç herhalde büyük G büyük G çarpı birincinin kütlesi ikincinin kütlesi yani iki madde birbirini çekiyor ya bunların kütleleri çarpımının Aradaki uzaklıklarının karesiyle buldu Tomuş Eren Bey ve gerçekten de e, tarihe geçti. Ardından buradaki kuvvetlerin de birbirlerini aynı etkiyle çektiklerini keşfettik. Ve bu çekim kuvveti dediğimiz şeyin de aslında vektörlü olarak birbirlerine zıt olduğunu söyledik. Yani V, Y, X ile e, F, Y, X ile... F, X'ye birbirine zıt oldukları için eksi yönlü gösteririz. Vektörel oldukları zaman yani kuvvet yönlü bir e, vektörel bir büyüklük olduğu için. Bir kuvvete baktığımız zaman Tomuç mi <laughs> R harfiyle gösteriyoruz. İngilizce'deki result'tan geliyor aslında. E, result sonuç demek ya. Yani bu kuvvetlerin sonucu nedir kardeşim? Sen bana uzatma lafı dediğin zaman derim ki bak. Neticeye değil neticeye bak yani. Bu 10 bu tarafa çıkıyor. Bu 8 de bu tarafa çıkıyor. Bu 20 bu tarafa çıkıyor. Toplamda bak. 18 bu tarafa var, 20 bu tarafa var. Dolayısıyla bu, bu bunu yenecek. 2 newton e, ne tarafa doğru? 2 newton sağa doğru bir kuvvet olacak Tonguç Erdoğan Beyim. 2 newton sağa doğru bir kuvvet olacak. Eğer bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse üzerindeki kuvvetlerin birleşkesi sıfırdır ve dolayısıyla ne olur biliyor musun Tonguç Erdoğan Beyim? Kuvvetlerin toplamı sıfır olduğu için ya sabit hızla gider, sabit hızla gider ya da tonajlarım benim durur. Yani nasılsa öyle devam eder durumuna diyoruz. Peki geldik Newton'un hareketi. İşte Sir Isaac Newton hayatı hikayesiyle dünya tarihine geçmiş. Oo. Gerçekten de çok tatlı bir çocuktu kendisi ve hani bize de ilham versin diye aslında böyle güzel bir hikayesini anlattık biz de senin için. O da araya girmiş oldum. Neyse, e Newton hareketi sana birinci yasamız. E, e, ikinci yasamız ve üçüncü yasamız var. Bunların en önemlisi bu. En fazla sınavda çıkan yasa zaten bu. E, eylemsizlik prensibi dediğimiz şey aslında e, maddelerin tanecik aslında e, bir madde, bir e, mesela bir cisim e, hangi durumdaysa durumunu koruma ihtiyacı durur. Durumunu e, koruma e, isteği diyebiliriz. Mesela şöyle düşünelim. Mesela ben arabayla gidiyorum Tonguç Ölen Bey. Ben arabayla gidiyorken e, araba frene bastığı zaman ne olur? Ben hala gitmek isterim. O yüzden ne yaparım? Öne doğru ya. kaydırıyorum. Aynen. Ne ağzı. Şimdi hemen bir araba fren sesi ya. <laughs> O alt sesi evladım. Atar dediniz zannettim. Hocam Peki mı? Tonguç Ölen Bey. Araba duruyor. Bir anda gaza bas. Gaza bas bakayım. Zim, 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 zim. Ha, ben o zaman ne oldu? Geriye doğru kaykalıyorum. İşte bu durumunu koyma isteği en basitinden eylemsizlik prensibi olarak adlandırıyoruz. Dinamiğin temel prensibi ise Tonguç Eren benim F eşittir m çarpı a. F eşittir m çarpı a dediğimiz şey aslında kuvvet ivme doğurur. Kuvvet ivme yani net kuvvet net kuvvet e, sıfır değilse sıfır değilse aslında olur cisim cisim ivme kazanır diyeceğiz. Bu da çok önemli bir özellik. Yani sen kuvvet eşittir kütle çarpı ivme diye bir formülümüz var ve bütün e, şeylerde kullanacağız bunu. E, sorularda kullanacağız. Etki tepki prensibi ise sen etki yaptığın zaman ters e, yönde bir tepki kuvvetiyle karşılaşırsın aslında. Ters yönde bir tepki doğurur. O zaman e, etki dediğimiz şey aslında mesela ben bir şöyle bir duvar var. Şurayı ittim. O zaman duvar da beni aslında öbür taraftan aynı kuvvetle mesela ben buradan 3 30 Newton'la ittiysem bu da beni 30 Newton'la ters yönde itiyor. Bu da etki tepki yasası diyoruz. Ama zıt olmak zorundadır. Dolayısıyla etki eşittir eksi tepki. Kuvveti diyoruz sonuç olarak. <laughs> Geldik sürtünme kuvvetine. Sürtünme kuvvetine şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bir cisim herhangi bir yöne doğru gidiyorsa ve sürtünme varsa o yüzeyde bir bu cismin üzerine bir sürtünme kuvveti uygulanır ve her zaman ama her zaman hareket yönünün tersinedir. Bak hareket bu tarafa doğru ya. O zaman sürtünme kuvveti Te, ters tarafa doğru. Hareket bu tarafa doğru ya. O zaman sürtünme kuvveti bu şekilde olamaz. Bu ne olması gerekiyor? Hareketin bu tarafa doğru olması gerekiyor ki sürtünme kuvveti ters yönde olsun. Bu çok önemli bir özellik diyoruz. Peki aynı zamanda sürtünme kuvveti dediğimiz şeyi şöyle hesaplıyoruz. K çarpı N diye bir formülümüz var Tonguç Akademi ve buradaki K dediğimiz şeye biz sürtünme katsayısı diyoruz. Sürtünme e, kat sayısı diyoruz. Küçük kare ile gösteriliriz. Mu diye bazen böyle e, e, şeylerde de gösterirler. Hani mu diye bir mu e, mu diye bir gösterimi de vardır. Ama genellikle kas sürtünme kas sayısını da kullanabiliriz. Hatta e, burada ileride de göstereceğiz ama statik ve kinetik sürtünme kuvveti var. Onu da göstereceğim. Şimdi burada şunu görüyoruz. Bu dediğimiz şeyse yerin tepki kuvvetidir. Yerin tepki kuvvetidir. Genellikle cisimlerin ağırlığına eşit olur. Tabi hangi yüzeyde bulunduğuna bağlı olarak değişir. Peki geldik. Sürtünme kuvveti ikiye ayırıyor dedik. Statik ve kinetik. Bunları biliyor musun evladım benim? Bilmiyorum hocam ama Çok basit. öğrenmek istiyorum. Çok basit. Eğer bir cisim duruyorsa bunun üzerinde statik sürtünme kuvveti söz konusu olabilir. Eğer bir cisim hareketli ise Tonguç evladım benim hareketli ise kinetik sürtünme kuvvetine maruz kalır. Sürtünme kuvvetlerinin grafiğine baktığınız zaman bir cismi başta ilk başta hareket etmek zordur. Dolayısıyla bir kuvvetle çektiğimiz zaman sürtünme kuvveti diğer tarafa olduğu için bu cismi ilk başta hareket etmek zordur. O yüzden sürtünme kuvveti bak statik sürtünme kuvveti bayağı yüksektir. Buna biz statik sürtünme kuvveti diyoruz. Ama sonrasında sonrasında bu bir azalır böyle. Bir boşalır. Ondan sonra ee, daha rahat hareket etmeye başlar. Yani ilk başı zordur. Sonra hop diye ee, hani frenin boşalması gibi arabalardaki böyle bir rahatlar ve gitmeye başlar. İşte bu da kinetik sürtünme kuvvetinin birazcık daha statiğe göre daha az olmasındandır diyoruz. Kinetik sürtünme kuvveti hareketli olan cisimler. Evet geldik artık oh be. sınavımıza. Sınavımızda gerçekten çok seçici güzel sorular hazırladık. Senle beraber gerçek sınavda çıkacak. Bak, benim Bizi çok önemli hocam benim ya. taktiklerimi burada çok iyi dinlemeye çalış. Bu taktiklerle sınavda inşallah başarılı olacağız. Peki K cisminin yapıldığı katı ve kaptaki e, sıvının kütle hacim grafikte verilmiş kütle m hacim v diyoruz. gram ve santimetri birimlerinde vermiş. <laughs> K cismi taşırma kabına yavaşça bırakılırsa kapta kaç gram ağırlaşma olur? Burada çok dikkat etmemiz gereken şey şu. Ee, bir kere K de sıvıya tamamen batıyor demiş. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Kaç gram ağırlaşma olur? Ne demek biliyor musun Tomuç Ela Ben bu cismi buna içine attığım zaman e, bu cismi, bu e, bu kap bu cisim kadar ağırlaşır değil mi Tomuç? Evet hocam. Hayır patlarsın. Çünkü olur biliyor musun? Buradan belli bir miktar dışarı taşar. İşte o kadar da hafifler. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama öncesinde şuna bakalım. Bir kere ben kütle hacim grafiğini verdiği zaman elde edeceğim bilgi taktikte D'dir. Yani öz kütlenin bilgisidir. Öz kütleyi nasıl bulduk? D'de. D'de muzu böl verdir. Dolayısıyla öz kütleni hesaplayalım. Onu hesaplayabilmek için de her zaman her zaman nokta bulmalısın. Nokta bulmalısın ne demek? Şimdi bir grafik var karşımızda. Bu grafikte doğru e, okuyabildiğimiz noktalar ben katı için katının grafiği bu ya. Bu noktayı okuyabiliyorum. O zaman d katı diyorum. Katının öz kütlesi demek bu aslında. Kütlesi ne kadarmış. Bak 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 buradan o nokta nereye geliyor? 20'ye geliyor. 20 bölü kütle bölü hacimde. Bunun hacmi ne kadar bakalım? Hop 5. O zaman 20 bölü 5'ten 4. Birimi ne? Gram bölü santimetre küp. İşte hocalar bu birimlere çok önem verir. Fizik hocaları birim konusunda çok hassastır. Onu söylemek istiyorum. Geldik şimdi sıvıya. Birimi yazmazsan puan kaybederim. Kesin kaybedersin. Şimdi sıvının öz kütlesini hesaplayalım Tonguç Eren Burada da yine bir nokta seçiyorum. Okuyabildi. Bak bu noktayı okuyamam. Çünkü burada yok bir şey. Bu noktayı okuyabilirim. Bunun kütlesine kadar 10. 10 bölü diyorum. Bunun hacmi ne kadar? 10. 10 bölü 10'dan 1 gram bölü santimetre küpte sıvı. işte artık bununla hiç işim kalmadı. Yani bu öz kütleleri bulduktan sonra artık sana hiçbir ihtiyacım yok. Defol git diyorum Tomuç evladım sana. Hayır. Aa. Hayır. Grafiğe diyorum. Ve sonrasında sorumuza devam ediyorum. Geldik. V eşittir 20 santimetre küp. Allah Allah. K cismi yani katı cisimle alakalı bize 20 santimetre küp bir şey söylemiş. ha O zaman diyorum ki ya ben diyorum ki katı da katı da e, D katıyı artık biliyorum. Kaçtı? 4 gram bölü santimetre küptü. Peki e, nasıl hesaplanıyordu bu e, şey D katı? Yani 4 eşittir. 4 eşittir. Kütle bölü hacimle hesaplanıyor değil mi? Bak hacmini vermiş. Kütlesini bilmiyoruz diyelim. Hacmi de 20. O zaman bunun kütlesi ne kadardır dersem. Bak D'sini bulmuştuk. 4'tü değil mi? O zaman D ve mor D'veydi. Hatırlıyor musun? Mesela bununla bunu çarparsak buna elde ederiz. Dolayısıyla e, her içler dışarı çarptığımız yaptığımız zaman 80 eşittir M diyor. Demek ki bunun kütlesi de 80 grammış. O zaman şöyle tomuç herhalde. Çok basit. Ben bunu bunun için attığım zaman kaç gram ağırlaşır? 80 gram. 80 gram. Ama bir yerden de hafifleyecek. Taşacak. Heh, ne kadar taşacak ona bakalım. Şimdi bir kere 20 santimetre küp bunun içine koyduğun zaman bir kere bu 10 santimetre küp yükselebilir. Çünkü burada hala 10 santimetre küp pay var. 10 santimetre küp yükseldi ama bir 10 santimetre küp sıvı da sıvı da taşar değil mi Tomuş Elendi? Evet hocam. O zaman diyorum ki taşan sıvı kadar da hafifleyecek. O zaman ağırlaşma miktarı. baksana bir tane formül yazıyorum. Sallıyorum tabii bu formülü kafamdan sallıyorum. Bir kere katı cisim kata kadar artacak. Artı katı cisim eksi taşan sıvı değil mi Tonguç Eral Evet hocam. Bir kere ben katı cismin 80 gram olduğunu buldum. Taşan sıvının kaç gram olduğunu bulalım. Şimdi bak 10 santimetre küp. Acaba 6... kaç gram taşıyor? Aynen ya? bana kırmızı bir kalem ver bakalım. 10 santimetre küp sıvı kaç? Bak bu hacmi de değil mi? kaç gramdır? E sıvının öz biliyoruz. D eşittir 1 gram bölü santimetre küp. E neydi formülümüz? D, mor dv'ydi hatırlıyorsan. Yani e, hatta buradan da yapabilirsin. D eşittir m bölü v'ydi ya. E burası 1 eşittir. E, kütleyi bilmiyoruz. E, hacmi de 10'dur. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak m'nin m'nin 10 gram taş, e, taştığını söyleyebiliriz. O zaman 80 eksi 10'dan artı 80 eksi 10'dan doğru cevabımızın yani ağırlaşma miktarımızın artı 70 gram olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana. Ayrıntılı ve detaylı çözüm. Tabi bu kadar e, uzun çözmene gerek yok. Daha hızlı çözebilirsin. Sadece sen anla diye bayağı detaylı anlatayım. Geldik şekilde verilen kübün tüm boyutları aynı oranda arttırıldığında hacmi 27 katına çıktığına göre demiş. Hmm. Dayanıklılığı için ne söylemeliyiz? Bir kere şöyle düşünelim. Ee, hacim nasıl 27 katına çıkabilir ki? Şimdi şöyle diyelim. İmkansız. Yanlış soru. <laughs> Hayır. Yanlış değil. Mesela diyelim ki bunun bir kenarına A A A diyelim. Değil mi Tonguç Arabi? O zaman bunun hacmi A'nın kübü olmaz mı Tonguç Arabi? Olur. Süper. Peki. Ben bunun yeni hacmine yeni hacmine <laughs> demiş ki 27 katına çıktığına göre 27 A küp olmuş. Allah Allah. 27a küp. Aslında bir şeyin kübü olmak zorunda değil mi? Çünkü yine küp oluyormuş. Çünkü aynı oranda artırılıyor, büyüyor. Aynı oranda artılınca e yine bir küp olacak o zaman demek ki ve bunun hacmi de 27a küp. O zaman ne oluyor biliyor musun? Neyin kübü 27a küptür? 3a'nın kübü 27a küptür. Demek ki yeni boyutları 3a olmuş. O zaman ilk başta bu kadardı bu zımbırtı. Ama bundan sonra artık ne oluyor biliyor musun? Bak 3a'lık bütün boyutları 3A'ya çıkan 3A, 3A, 3A olan bir zımbırtı o haline geliyor. Dolayısıyla dikkat ettiysen aynı oranda yani 3 katına çıkartılmış. <laughs> Peki bizim bu tarz düzgün cisimlerde dayanıklılığı nasıl hesaplıyorduk? Dayanıklılık Üzerine dediğim, Hayır saçma ama dayanıklılık dediğimiz şey aslında 1 bölü H hesaplanabiliyordu. İlk baştaki dayanıklılığı nedir? Hemen hesaplayalım dayanıklılık dayanıklılık e, ilk diyelim. İlk diyelim. Nedir? 1 bölü A'dır değil mi? Şimdi dayanıklılık son diyelim. 1 bölü 3A'dır değil mi Tomucuğum? Yüksekliği 3A. Yüksekliği A. Yani buradan yola çıkaraktan Adam dediğin da dayanıklılığı için ne söyleyebilir? Ya buradaki dayanıklılığı 1/2 idi. Şimdi 1/3 e oldu. E ne oldu? Dayanıklılığı azaldı. Çünkü daha fazla üçe bölmüş olduk. Yani burada 1/10'sa bu 1/30 oldu. Daha da küçüldü. Kesinlerde payda büyüdükçe sayı küçülüyordu. O zaman dayanıklılığı 3'te 1'ine düşer diyebiliriz. Tonguç Ela'nın benim süper zekisin diyorum. <laughs> Hemen geldik ee, burada birazcık kılcallık sorusu karşımıza geliyor. Kılcallık için etkili faktörlere bakacağız. Şimdi bu da X kabına bakıyoruz Y kabına bakıyoruz. Ben hemen şunu görebiliyorum. Eğer bir cisim böyle tırmanıyorsa nedir biliyor musun? Bir sıvı böyle tır, borularda tırmanıyorsa bir kere bu sıvının adezyon etkisinde, adezyon yani yapışma etkisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir cisim böyle aşağı doğru çöküyorsa, yani e, bu boruyu batırdığın zaman hiç boruda tırmanmayıp kendine kendine kapanıyorsa, o zaman burada da kohezyon etkisinde, yani tutma kuvvetlerinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada adezyon daha fazla... Burada kohezyon daha fazla. Bu yorumu yaptıktan sonra diyorum ki bir kere X kabında adezyon kuvveti daha etkidir. Bu doğru bir şey. Neden diyeceksin? Çünkü adezyon etkili olduğu için burada kılcallık etkisini göstermiş ve yukarı doğru tırmanmış. Y kabında ise A3 A4'ten daha büyüktür demiş. Şimdi bir kere şöyle düşünelim. Burada hatta şuna bakalım. X kabında A1 küçüktür A2 demiş. Bakalım. Şimdi bak. Bir kere kılcallık da neydi biliyor musun Tonguç hocam? Kıl olması. Hayır ne kadar dar olursa boru gel yani ben şöyle bir boru koyarsam daha da dar koyarsam daha da yükselirdi. Yani ne kadar dar olursa o kadar yükselirdi. O zaman bu bundan daha dar diyebiliriz. Yani A1'in kesit alanı A1'ince şey bunun kesit alanı aslında. Bunun kesit alanından daha küçüktür ki daha dardır ki bu daha fazla yükselmiş. Bu doğru bir ifade gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Şeyde ise ee, burada ise tam tersi. Ne kadar fazla darsa o kadar daha aşağı doğru gidecek gibi düşün. Y kabında ise A3 küçüktür A4. Yani burada tam tersi olması gerekiyor. A4 küçüktür A3 olması gerekiyor ki daha aşağı gitsin. Yani kılcalık ne kadar fazla ise, o kadar daha aşağı gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış olmuş. Kusura bakma arkadaşım. Yani normal şu seviyeye göre farklılığına bakıyoruz aslında. <laughs> X kabında deterjan ilave edilirse H1 artar. Şimdi bir kere tomuş. Deterjan nedir biliyor musun? Yabancı maddedir. Yabancı madde ilave ettiğin zaman aslında X kabında e, ne olması gerekiyor? Bir kere e, yabancı madde ilave edilmesi yapışma kuvvetlerini yani adezyon kuvvetlerini tomuşulan benim arttıran bir etki. O, dolayısıyla adezyon kuvvetleri artarsa bu daha da yükseğe çıkar. Bu da doğru bir ifade. Ama burada tam tersi bir şey var. Eğer yabancı madde ilave edersen Y kabında mesela tuz ilave edersen bu sefer de kohezyon kuvvetleri azalıyordu. Dolayısıyla kohezyon kuvveti azalırsa Tonguç H3'ün ne olması gerekiyor? Azalması gerekiyor. Yanlış. H3 artıyor Tonguç Hanım. E, kohezyon e, azaldığından dolayı diyoruz <laughs> ve hemen geçiyoruz Şekildeki dik çemberse de A noktasından B noktasına gelen hareketli için alınan yol kaç metre demiş. Bir kere hemen şöyle düşünün. Bu dairesel bir hareket gibi gözüküyor. Adam B'ye böyle geliyorsun Tomuç Öğren Bey. A'dan B'ye böyle geldiğin zaman bir kere e, bir e, dairemizin çevresi nasıl hesaplanır? 2 çarpı pi çarpı r ile hesaplanır. E, dolayısıyla hemen pi'yi de biz 3 verelim. bunda vermemişiz yanlışlıkla. Şimdi çevresini bir hesaplayalım bu zımbırtının. Bir kere 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı r 20 olduğu için 20 ile çarparsak 60 120 metrelik bir çevresi var. Dolayısıyla 120'yi ben dörde böldüğüm zaman Tonguç'un 30 metrelik bir çeyrek çember var. Yani şuradan şuraya kadar 30 metre. Şuradan şuraya kadar 30 metre. Şuradan şuraya kadar 30 metre. Toplamda alınan yol dediğimiz şeyse 90 metre diyebiliriz. Buradan buraya kadar. Ama çok önemli bir şey var. Yer değiştirmeyi sorduysa patlarız. Yer değiştirmede neydi? A'dan B'ye gidiyorsan şöyle bir çizgi çizmen gerekiyor. Bu çizgiyi çizdiğimiz zaman aslında bu mesafe bize yer değiştirme vektörünü verecek. Peki nasıl hesaplayacağım onu? Nasıl Basit. Burada bir dik üçgen var gördüğün gibi. Şu dik üçgende, şu dik üçgende dikkat ettiysen burası 20, burası da 20 olmak zorunda. Çünkü yarı çap. E buradaki uzaklıkta e aslında Pisagor'dan Tongucelan Bey'im Delta X'in karesi eşittir. <laughs> 20'nin karesi artı 20'nin karesinden Pisagor neydi? Bunun karesi bunun karesi eşittir. Bunun karesiydi. Dolayısıyla e, 400 artı 400 eşittir delta x'in karesi. E, delta x'in karesi eşittir. 800'lü tonuş öğrenmem. E, delta x dediğimiz şeyde kare kök 800. Karekök kök 800 de aslında e, 400 çarpı 2 olduğu için 400 dışarıya iki, 20 diye çıkar. 20 kök 2 Metredir diyebiliriz. Tonguç şey lazım benim Delta X. Ee, ve şekli de şu şekilde olmak zorunda diyor Peki geldik. <laughs> Bir bisikleti A noktasından B noktasına 8 metre bölü saniye sabit hızla 10 saniyede gitmiş. Buradan buraya. E, hemen burayı da çizmek istiyorum. 8 metre bölü saniye hızla 10 saniye içinde gitmiş. Tamam. B noktasından C noktasına 10 metre bölü saniye hızla. Buradan buraya ise... 10 metre bölü saniye e, ee, ve 2 dakika dolaşma. 2 dakikayı hemen saniyeye çevirelim uzatmayalım fazla 120 saniye diyorum Tomuç Eren Bey'im ee, ve aynı zamanda 2 e, dakika ulaşıp C noktasında yarım dakika dinleniyor demiş Aa, buradan buraya gitmiş ama buradan buraya gitmişti, de buradan buraya gitmiş Ha, o zaman bunun hepsi 120 saniye şunun üzerine yazmak istiyorum Tomuç Eren Bey'im ee, bunun üzerine yazmak istiyorum. Bunları da karıştırmayalım. Sonrası demiş ki <laughs> burada ne demiş? Ee, yarım dakika yani 30 saniye mola vermiş. Sonrası Tonguç Elan Bey'im adam farklı bir renklerle devam etmek istiyorum. Ee, sonra demiş ki C noktasında yarım dakika Sonra C noktasından 5 metre bölü saniye hızla buradan 40 saniyede D noktasına gidiyor. O zaman burada 5 metre bölü saniye hızla hop 40 saniye içerisinde D noktasına giriyor. Tamam eyvallah. Buna göre bisikletin adı gibi her yere gidiyor. <laughs> ortalama süretini ve ortalama hızını buldu demiş. Bir kere hemen şu e, formüllerimizi yazalım. E şimdi ortalama, e, ortalama sürat dersek alınan toplam yol, e, toplam yol bölü toplam Süre dememiz gerekiyor değil mi? Bir kere toplam yolu hesaplayalım mı Tomuç Ölen Bey? Hesaplayalım basit, hocam. Basit bir şey aslında. Şimdi ben buradan 8 çarpı 10'dan e, kaç şimdi hemen şu formülü de yazayım. Bir farklı bir renk kalem verirsen Tomuç Bey. Tabii ki hocam. Hemen. Bir kere şunu hemen hatırlamamız gerekiyor. Asist yapıyorum e, hocam. Hemen sen, e, hız e, pardon aslında şöyle diyelim. E, yol eşittir, e, sürat çarpı zaman diyorum tamam mı? Şöyle düşünelim hemen şurayı hesaplayalım mı? Buradaki yol yani AB yolu AB yolu eşittir. 8 çarpı 10'dan Tomuçer abim 80 metre. O zaman şurada bir 80 metrelik yol var. Sonrasında e, hız e, şey BC yolunu hesaplamak istiyorum. Hız çarpı zaman 10 çarpı 120'den 1200 metre çıktı Tomuçer abim. O zaman şuradan şuraya gerçekten 1200 metrelik bir yol varmış Tonguç Eren Bey. Im. Aynı şekilde şuradan şuraya gitmek istiyorum. Bu sefer de CD yolunu hesaplamak istiyorum. 40 çarpı 5'ten 40 çarpı 5'ten de e, 200 200 metrede buradan geldi değil mi? Dolayısıyla şurası da 200 metreymiş. Şimdi şurası 1200 metre, şurası 200 metre. Aldığı yola bakalım mı tekrar şimdi artık? artık. Bak ilk başta buradan buraya 80 artı Sonra buradan buraya 1200 artı Sonra buradan buraya 200 aldığı toplam yol bu kadar. Sonrasında geçen toplam süreyi hesaplayalım mı seninle beraber? Hesaplayalım. Bak ilk başta burada 10 saniye. 10 artı. Sonra burada 120 saniye. 120 artı. Sonra burada 30 saniye mi olan molayı da hesaplamamız gerekiyor. Burayı hatta kırmızı pembe şey yapayım karıştırma diye. Artı diyorum. Sonra buradan buraya da 40 saniye. 40 saniye. Şimdi artık işimiz çok basit. Hemen hesaplayalım. 1200, 1400, 1480 bölü tonguç benim. <laughs> Hemen bakalım. Ee, bir, dakika. bir dakika. Dur bakayım. Ee, burada C noktasına sabit. 40 saniyede. 5 metre bölü saniye hızla. Ee, 40 saniyede gelmiş. 40 e, kere 5. 200. E, evet süper. E, 200 metre burada yol gitmiş. Evet süper. Sonrasında da e, 120, 150, 190, 200. 200 saniyede burada geçmiş. O zaman toplamda 1480 bölü 200. Şunlar sadeleşir. 1480 bölü 200 de bunlar sadeleşir. Abi. 148 bölü 20'den 7,4 metre bölü saniyelik ortalama süreti vardır. Ortalama sürat felaket hocam. Bu tarz soruları Bu ben boş bırakıyorum. Şimdi yer değiştirmeye bakacağız. Yer değiştirmenin hesap, formülünü hesaplamak istiyorum Tomuş abim. Ortalama e, V ortalama. Ortamız hız özür dilerim Tonguç. Toplam yer değiştirme diyelim. Yer değiştirme. Hatta şöyle yazalım Tonguç Erhan Şunları hiç görme. V ort eşittir. Delta x e, toplam bölü delta t toplam hatırlıyorsan. Şimdi hemen buradan başlayalım. Şimdi delta x nedir biliyor musun? Buradan buraya gitmek. Nereden nereye gidiyor? Hop bu kadar. İşte benim çizmem gereken şey buydu. Peki bu ne kadar biliyor musun? Bak burası 80'di. Tamam burası 80. Bir de şurasını hesaplamak Şurasını hesaplayacaktım. Bak buradan buraya 1200'dü. Buradan buraya 200'dü. Dolayısıyla buradaki mesafe de 1000 metre olmak zorunda. O zaman 80 artı 1000'den 1080 metre diyeceğiz sonuç öğrenmeyeyim. Yer değiştirmeyi. Toplam zaman ne kadar? Yine aynı. Aşağı neydi? 200'dü. O zaman diyorum ki 1080 bölü 200'ü aslında bunun topla ortalama süredir. Bunları sadeleştirdim Tonguç benim benim 108, yani 5,4 metre bölü saniyede bunun ortalama hızıdır Tonguç Öğren benim. Geldik diğer soruda. Evet. Yeni soru yeni şans. İşte önemli bir soru. Basit bir soru merak etme. Hocam lehi... ben bunlarla alakalı nasıl <laughs> soru çözeceğim? Bunlarla alakalı Tomuç Ölen biliyorsun hemen burada tak fizik soru bankamızdan Tomuç Ölen Gerçekten de bunlarla alakalı çok güzel sorular hazırladık senin için. Yer değiştirmeyle alakalı referans soru, referans çözüm, rehber soru, rehber çözüm. Sonrasında dörtlü sorular e, aynı. Hem sınava hazırlanmanı sağlayacak. Çünkü burada klasik soru tipleri de var Tomuç Ölen Bey'im gördüğün gibi. Bu tarz soruları daha çok çözmeye çalışsam, Yapamadığın hepsini e, karik olduğu şekilde izlersen Tomuç Eren benim özellikle kuvvet konusundan da bu sınavda çok soru gelecek. O zaman bunların hepsine alışmış olursun. Hiç merak etme diyorum. Tomuç Eren benim geldik. Hemen K aracı L'yi 4 saniye sonra tamamen geçtiğine göre demiş. Verilen konumdan kaç saniye sonra K aracı M aracı ile karşılaştı demiş. Şimdi, şimdi K aracı var, L aracı var, M aracı var. Değil mi Tomuç Eren? Bey? Evet hocam. K aracı L'yi 4 saniye sonra tamamen geçiyormuş. O zaman bu aracın hızını bulabiliriz. Çünkü aralarındaki mesafeyi bilebiliyoruz. Yani aralarındaki mesafe hani bak bunun uç noktası burası. Bunun uç noktası burası. Bu adamın bunu geçebilmesi için arada 17 metrelik bir fark var değil mi Tomuş herhalde? Evet hocam. Bu aradaki 17 metrelik farkı kapatması gerekiyor. <laughs> tamam eee geçidine göre verilen konudan kaç saniye sonra K aracı M aracı ile karşılaş demiş. Bu iki araçta şunun tam önleri arasında 58 metrelik mesafe var. Kaç saniye sonra karşılaşır diyor. <laughs> tamam diyor ki konumdan kaç saniye sonra K aracı M aracı ile karşılaşır diyor. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Ee, evet hemen bakalım 17. Ha ama diyor ki tamamen geçtiğine göre diyor. Bu bu Bunun ucuna geldiği anda aslında tamamen geçmiş olmaz. Yani bu aracın gelip bu, bu arka tarafının aslında bunu geçmesi gerekiyor. Değil mi Tonguç Ölen Bey? Evet hocam. Şöyle geçebilmesi için aslında bu aracın buradan buraya kadar gelmesi gerekiyor. Veya bunun popo kısmının bunun buraya kadar gelmesi gerekiyor. Peki nereden nereye gidiyoruz aslında popo kısmı bak. 15 gidiyor. 10 gidiyor. 7 gidiyor. Toplamda 15 artı 10 artı 7 metrelik bir mesafe yani 32 metre mesafe kat etmesi gerekiyor. 32 metreyi kaç saniyede geçiyor Allah'ını seversen bu zımbırtı? Aradaki hız farkı kadar. Yani bir iki arabayın birbirini geçebilmesi için <laughs> ne olması gerekiyor? Aradaki hız farkı ki K aracı daha fazla hızlıymış ki bunu geçiyor. VK eksi ile yani hız farkı çarpı zaman eşittir yoldu veya e, yol farkıydı diyebiliriz. Şimdi bu formülü kullanırsak hız farkı çarpı zaman 4 saniyeymiş. Yol farkı ne kadar? 32 metreymiş. O zaman aradaki hız farkının ben 8 metre bölü saniye olduğunu söyleyeyim. Bunun hızı 12 ise bunun hızının 20 metre bölü saniye olması gerekiyor diye bir yol e, bir, bir, şey bulabiliriz. Peki geldik. Diyor ki geçine göre demiş. Verilen konumdan kaç saniye sonra K aracı M aracı ile karşılaşır demiş. Hemen bakalım. K aracının M aracı ile karşılaşması için bunun ucunun bunun ucuyla aynı noktaya gelmesi gerekiyor. Aralarındaki fark ne kadar? Bak 58 burası, 7 burası, 10 burası. 58 artı 10 artı 7 68 75 metrelik bir mesafe var. <laughs> İki araç birbirine doğru hareket ederken neydi formülümüz? E, aradaki mesafe e, aradaki mesafe eşittir. E, hız toplamı birbirine doğru e, hareketlerde hız toplamı çarpı süreydi aslında. Şimdi aradaki mesafe 75 eşittir. <laughs> hız toplamı ne kadar? 20 artı 10'dan 30 çarpı süre. Zaten T. Bize bunu soruyor zaten. Verilen konuda kaç tane soru demiş. O zaman 75 bölü 30'dan 2,5 saniye sonra bunlar karşılaşırlar diyoruz. Şimdi geldik diğer sorumuza. Konum zaman grafiği verilen bir hareketlinin 0-2 saniye arasındaki hızı 25 metre bölü saniye olduğuna göre demiş. Tamam ya Yani bu aradaki hızı 25 metre saniye. 0-8 saniye arasındaki ortalama hızı ne kadar diye soruyor biz adam. Ve Ortalama süreti de kadar Ortalama hız nasıl hesaplanıyordu? V ort eşittir. Delta x bölü delta t ile delta x toplam bölü delta t toplamla hesaplanıyordu. Burada unutmayalım. Hız dediği zaman yer değiştirmeye bakacağız. Sürat dediği zaman ise Tonguç şey Bey'im toplam alınan yola bakmamız gerekiyor. Şimdi bir kere buradaki yani 0-2 saniye arasındaki Süreti için, hızı için özür 25 metre bölü saniyemiş. Peki buradaki yer değiştirmesi ne kadar? Şimdi bir kere hız eşittir yer değiştirme bölü e, süreydi. Şimdi yer değiştirme burada aslında x kadar değil mi? Burada bilmiyoruz. yüzde evet, 50. 50, bilmiyoruz. x bölü e, zaman ne kadar geçen süre? 2 saniye. Eşittir kaçmış? 25'miş. O zaman x'in ben buradan çat diye 50 metre olduğunu söyleyebilirim. O zaman demek ki şurası 50'ymiş aslında bu X dediğim şey 50'ymiş aslında. O zaman adam ne yapmış bak dikkat et. 0.8 saniye arasında ortalama hızı diyor bize. Adam nereden nereye gelmiş bak. 0 demiş. 50'ye gitmiş. Sonra geriye 0'a gelmiş. Sonra eksi x'e yani eksi 50'ye kadar inmiş de Sonra eksi 40'a gelmiş. O zaman adam bütün hareketi boyunca sıfırdan ilk baştaki konumu x ilk ilk konumu sıfırmış. x son nedir bunun Allah'ını seversen? Burası değil mi? Burası kaçmış bakalım hemen. Eksi 40. Demek ki x sonda eksi 40. Neydi yer değiştirme? N nereden nereye gittiydi? Nereden nereye gitmiş? Sıfırdan eksi 40. Yani hatta yer değiştirmenin formülünü de yazmak istiyorum. x son eksi x ilkti Tonguç Eren Hemen hesaplayalım. Eksi 40 eksi sıfırdan eksi 40 metrelik bir yer değiştirmesi var. O zaman adamın bize sorduğu <laughs> ve pardon ve ortalama nedir? Delta x toplam bölü delta t idi. Delta x toplam ne kadardı? Eksi 40. Eksi 40 bölü delta t ne kadar? Sıfırdan 8 saniye kadar. O zaman eksi 5 metre bölü saniyelik bir ortalama hız, e, hızı var diyebiliriz. Geldik şimdi ortalama sürete. Onu da maviyle yazmak istiyorum Tomuş Aram Neydi ortalama sürat? E, ortalama sürat dediğim şey <laughs> toplam yol toplam yol bölü toplam süreydi değil mi evladım benim? Şimdi hemen hesaplayalım. Toplam yol ne ki? Buradan buraya gidince kaç metre yol almıştır? Sıfırdan 50'ye 50 metre. Artı buradan buraya geldiği zaman bak buradan buraya geldiği zaman yine bir 50'den sıfıra gelmiş yine 50 metre yol almış. Artı buradan buraya geldiği zaman yani sıfırdan eksi 50'ye geldiği zaman ki burası eksi 50'ydi bulmuştuk hatırlıyorsan. Yine 50 metre yol almış. Aldığı yol hiçbir zaman negatif olmaz. Onu söylemek istiyorum. Aa. Çok dikkat edin. Buradan buraya geldiği zaman yani eksi 50'den eksi 40'a gittiği zaman sayı doğrusunu düşün. Burası eksi 40. Burası eksi 50. Burası 0, Burası 50. Adam ilk başta ne yapıyor biliyor musun? Bak sıfırdan 50'ye gidiyor. Sıfırdan 50'ye gidiyor. Hayda hayda hayda. Ondan sonra ne yapıyor? 50'den sıfıra tekrar gidiyor. Ondan sonra hayda hayda hayda. Ondan sonra sıfırdan e, eksi 50'ye gidiyor. Hayda 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 hayda. Ondan sonra da Eksilerden 40 40'a gidiyor. Hayda 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 hayda. Toplam aldığı yolları bırak buradan daha rahat görebiliyorsun. Burada 50 gitti. Burada 50 geldi. Burada 50 gitti. Burada 10 gitti dikkat ettiysen. Bir de burada 10 var o zaman. <laughs> Tonguç o zaman toplam süreyi hesaplayalım seninle beraber. <laughs> toplam süre dediğimiz şey de 0'dan 8 saniye bitti bu kadar. Dolayısıyla 50 50 50 150 160 bölü 8'den 20 metre bölü saniyede toplam ortalama süreti de diyebiliriz. Geldik. Hız zaman grafiği şekilde gibi olan aracın konum zaman grafiğini çiziniz demiş. Hemen bakalım. Şimdi bir kere hız zaman grafiğinin altında kalan alan neyi veriyordu bize her zaman? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan. Bak bu çok önemli bir taktik. E, neyi verir? Yer değiştirmeyi verir. Yer değiştirme dediğimiz şeyi hesaplayabiliriz o zaman. Mesela eee şöyle yapalım. Mesela şunun altında kalanını hesaplayabiliriz. Çünkü bu aslında bir dikdörtgen. Bakar mısın? Bak şurası 5 uzunluğunda 0'dan 5'e kadar. Şurası da 30 uzunluğunda. E bu dikdörtgen alanı 5 çarpı 30'dan 150 metrelik bir yer değiştirme varmış. Peki şimdi şunu hesaplamaya çalışalım. Burası 5 metrelik bir mesela 5 e, uzunluğunda. Burası 10 uzunluğunda. 5 kere 10'dan 50 uzunlukta bir şey var. Burada hiçbir şey yok. Altında kalan bir alan yok. <laughs> Burada ise tam tersini aşağıda kalmış. Yani eksi 20 şurası eksi 20 şurası da 5. 5 kere eksi 20 eksi 100. Yer değiştirme negatif olabilir çok dikkat et. Çünkü yer değiştirme vektörel bir şeydir. O zaman ben bunun konum zaman grafiğini çizmek istersem şöyle bir şey çiziyorum. Hemen şöyle çizeyim Tonguç Eren Bey. Hemen şöyle çizelim. Bilmiyorum tabii. Şöyle bir şey yapalım. Eee. Buna x diyelim konum. Buna da e, zaman diyelim. T diyelim. Zaman hızlı akıyor hocam. Tebrik ya. Tebrik ediyorum seni. Şimdi geldik bak. İlk başta <laughs> diyor ki adam. Tabi burada e, şeyi de söyleyelim. E, bunu söylememiz gerekiyor tabii ki. İlk konumu ilk konumu sıfır olsun Tonguç Eren Bunu da vermek zorundaydık. Kusura bakma vermemişiz. Şimdi ilk konumu sıfır olsa sıfırdan başlıyoruz. Şimdi ilk başta 150 metre gitmişiz. 150 metre gidersek pozitif yönde 150 metre gideriz ve Buraya bak dikkat et. Hızı ne kadar? 30. O zaman bayağı hızlı hızlı bir ivmeyle gideceğimiz için daha hızlı bir eğimle gitmemiz gerekiyor. Dik gideceğiz. Dik gidip nereye kadar gideceğiz? 150 metreye kadar geleceğiz. 150 metreye geldik. Sıfırdık. 150 metreye geldik. Sonra kaç saniye içinde geldik bunu evladım benim? 5 saniye içinde geldik. Sonrasında diğer 5 saniyede de sadece 50 metre yol almışız. 50 metre yol alırsak 150'den nereye geliriz? Eee yani yani şuradan 5'ten 10'a kadar da Tomuç Eren Bey'im. E, 200'e kadar geliriz değil mi? Şuna 200 yazıyorum o zaman. O zaman hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bak bu birazcık daha e, şey dik değil. Daha yatay gördüğün gibi. Sonrasında Tomuç Eren Bey'im. Bu arada durmuşuz. Çünkü hızımız sıfır. Durduysak konumumuz değişmiyor. 15 saniyeye kadar konumumuz aynı kalıyor. O zaman... Ee, burada bir yatay bir olay olmuş. Sonrasında 100 metre geriye doğru gitmişiz. 200 metre desin. 100 metre geriye gidersen ne gelirsin? 100 metreye gelirsin. Dolayısıyla 20. saniyede aslında şuralarda bir yerde olmamız gerekiyor. Bu noktada olmamız gerekiyor. O zaman şöyle grafimizi aşağı yönlü çiziyoruz diyebiliriz. Peki geldik 0-20 saniye arasındaki ortalama hızını ve ortalama hızı sütü Şimdi V ortalama nedir? delta x e, toplam bölü delta t'dir. Şimdi delta x toplam dediğimiz şey şu. <laughs> Buradaydık buraya geldik. Yani sıfırdaydık yüze geldik. Dolayısıyla adam toplamda ne kadar yer değiştirmiş sıfırdan yüze gelmiş gibi. Ben Benim için arada ne yaptığı önemli değil. Yani burada mesela burada, buradan buraya gidiyor ya. Ha böyle gitmiş. Ha buradan dünyayı dolaşmış gelmiş umre değil. Ben sadece şuraya bakarım. Sıfır dedim yüze geldim bitti. O zaman kaç metre yer değiştirme? Yüz metre ama artı yüz metre. Çünkü sıfırdan artı yüze gelmişiz. Bunların hepsi yukarıda olduğu için artı oluyor. Bölü delta t ne kadar? Toplamda yirmi saniye geçti. Yirmi o zaman artı beş metre bölü saniyelik bir hız ortalama sürat hızdan bahsedebiliriz. O zaman biz ne yaptık? E B şıkkında ortalama sürat e, hızlı hesapladık. Şimdi ortalama sürat dediğimiz şeyse Tonguç Bey, <laughs> ortalama da bunu yapmak zorundayım. E sürat dediğimiz şey de al, e, toplam yol bölü toplam zaman yapmam gerekiyor. Toplam yol bölü toplam e, zaman yapacaksam Tonguç Hocam toplam zaman zaten 20. Toplam yola hesaplarsam ilk başta buradan buraya gittik 150. 150 artı buradan buraya gittik 50 metre daha artı sonra burada durduk hiçbir şey yapmadık sonra buradan buraya 100 metre daha gittik tomuşalarım benim çünkü geriye doğru gittik ama yine de bir yol almış olduk dolayısıyla toplamda 250 300 300 bölü 20'den 15 metre bölü saniyede ortalama sürat var tomuşalarım benim diyebiliriz ve süper bir şekilde soruyu çözmüş olduk geldik hadi bakalım kuvvetlerden sınıflandırmaya yerleştirmiş. Havanın direnç kuvveti bir kere temas gerektiren bir kuvveti. Havaya dokunman gerekiyor. Yani hava, bak elini böyle yaptığın zaman ancak havanın direnç kuvvetini hesaplayabiliyorsun. Temas gerektiren kuvvetlerden bir tanesi. İki elektrik içim arasındaki çekim kuvveti dediğim şey de temas gerektirmeyen kuvvetlerin arasına girer. E, dolayısıyla e, artı ve eksinin birbirini çekmesi, eksi ve eksinin birbirini itmesi falan filan. Dünyanın güneş etrafında dolanmasını sağlayan çekim kuvvetine baktığımız zaman Tonguç Elad'ın benim <laughs> Bu arada hani doğadaki temel kuvvetlerin içine girer. Ee, iki elektrik yüklü cisimin birbirini çekmesi. Onu da söylemek istiyorum. Dünyanın güneş etrafında dolanmasını sağ, sağlayan çekim kuvvetine baktığımız zaman temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Çekim kuvvetine girer ve doğadaki temel kuvvetlerin içindedir aslında. Kütle çekim kuvvetinin içindedir diyoruz. Mıknatıs yardımıyla yet, yetiştirmeyen bir noktadaki toplu inerinin çekilmesini sağlayan kuvvete baktığımız zaman Tomuş Ölen tabii ki temas gerektirmeyen kuvvet, mıknatıs kuvveti, manyetik kuvvetler de doğadaki temel kuvvetlerin arasına girer. Sürtünme kuvvetine baktığımız zaman temas gerektiren bir kuvvettir. Tonguç adam benim. Ve aynı şekilde sürtünme kuvveti doğadaki temel kuvvetlerden değildir. <laughs> Atom çekirdeğini bir arada tutan kuvvete baktığımız zaman aslında doğadaki temel kuvvetlerin içine girer ve temas gerektirmeyen e, kuvvetlerin içine girer. E, pardon hemen şöyle yapalım. Bunlar Roma rakamları iyice karıştı. Gerçekten pazara gitti. Evet tebrik ediyorum seni. Şimdi geldik artık son sıramıza. Sürtünmesi önemsiz bir düz bir yolda durmakta olan 6 kilogramlık cisme F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki bu yönü. Tamam eyvallah. Buradan görüyoruz. Buradan görüyoruz sürtünmesi önemsiz demiş. Ha, bu sürtünmeyle o işimiz yok o zaman. Cismin 5 saniye sonra hızı kaç metre bölü saniye olur demiş. Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Newton ne demişti bize Newton amcamız? F eşittir M çarpı A demiş. Tabii burada F dediği şey ise F net demek aslında. Net e, kuvvet. Yok. Aynen net kuvvet ve burada sürtünme olmadığı için işimiz çok rahat. Net kuvvet dediğimiz şey aslında bizim R yani toplam kuvvet diye bildiğimiz zımbırtıdır aslında. Şimdi ben buradan 20 ile çekersem, buradan 8 ile çekersem o zaman benim F net kuvvetim ne kadardır? 12 Newton sağa doğrudur değil mi Tonguş Elan Bey? Sen Dolay... adını çok ayıp bir şey değil mi hocam? Peki yani? bu ne demek V0 eşittir 0? Yani ilk hızı, ilk hızı 0. Yani aslında uzatma duruyor demek bu zımbırtı. Peki geldik. Ee, R toplam kuvveti demiştik. F net kuvvetine, F net kuvvetine ve F net kuvvetinde 12 Newton'u bulduk. Şimdi adamın hesabının hesabını Newton'a göre bir yapalım. Newton ne demişti? F net eşittir ama demişti. O zaman yerlerine koyalım. F net eşittir 12 eşittir. Kütlesine kadar bunun 6 çarpı A. A eşittir. Buradan 2 metre bölü saniye kare çıkar. imenin birimi de metre bölü saniye kare. unutmayalım Ne tarafa doğru peki bu A? Bak bu kuvvet bu tarafa doğruysa ime de aynı yönde olmak zorundadır. Dolayısıyla bu tarafa doğru bu adam, bu tarafa doğru bu adam 2 metre bölü saniye karelik bir imele hareket etmeye başlayacak. Peki o zaman ilk başta bu duruyordu bu cisim. O zaman diyor ki 5 saniye sonraki hızı o zaman imenin formülü neydi? İme dediğimiz şey aslında Delta v bölü delta t idi. Hatta ben bunu şöyle ezberliyorum, kıllıksayı yoldan. A eşittir v son eksi v ilk yani e, hızdaki değişim bölü t idi. Ben bu şekilde daha rahat hesaplayabiliyorum. A neydi İki. E, Son hızını bilmiyorum. 5 saniye sonraki hızı ne kadar olur son hız eksi ilk hız ne kadardı bu adamın duruyordu 0 bölü ne kadar süre geçmiş 5 saniye geçmiş 5 o zaman bunları işler dışlar çarpımı yaptığı zaman 5 kere 2 10 ve son hız eşittir 10 metre bölü saniyedir. Demek ki 10 metre bölü saniye hıza ulaşmıştır bu zımbırtı bu tarafa doğru hatta hızlanır yani 5 saniye sonra bir baktığın zaman bu cisim şöyle gözükür 10 metre bölü saniye hıza sağa doğru gidiyor. <laughs> 0.5 saniye yer değiştirmesine kaç, olmuştu, kaç, e, kaç metre olmuştu? kaç metre olmuş demiş. Yer değiştirme nasıl hesaplanıyordu? Yer değiştirmenin formülü ise Tonguç Erhan Bey. E, ve e, şöyle düşünelim. <laughs> Bunun hemen bir tane grafiğini çizmek istiyorum. Bunun grafiğine e, hız zaman grafiğini çizelim mi seninle beraber? Çizelim hocam. Hız zaman grafiği. Aslında bunun ilk hızı sıfırdı. Sonra 5 saniye sonra bu adam kaç hızına çıkmış Tonguç Eren Bey? 10 metre bölü saniye hıza çıkmış değil mi? Dolayısıyla bu adam şöyle bir şöyle bir hızlanma gerçekleşmiş. Ne demiştik? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan aslında bize yer değiştirmeyi verirdi. Demek ki bu üçgenin alanını hesaplarsam ben yer değiştimi bulurum. Burası 5 uzunda. Burası 10 uzunda. E, bunu da ikiye böldüğümüz zaman üçgenin olanı hesaplamış olurum. Yer değiştirme dediğimiz şey de o zaman 10 çarpı 5 bölü 2'den 25 metredir diyorum. Bravo diyorum sana gerçekten mükemmel bir şekilde anladın. Buradaki bütün yazılara ve benzeri çalışmak için hemen sana sayfalarını vermek istiyorum. Hareket konusu, kuvvet konusu gerçekten çok hayati konular bunlar. E, yani hareket konusunda bak tak e, soru bankalarımızda tak taramalar var. Sayfa 99, 100 101, 102 fen özel kısımlar da var burada. Aynı zamanda kuvvetin sonunda da Tomuş şey Helal kuvvetin sonunda da hatta yazılıyı hazırlık kısmına da göstereceğim sana şimdi. E, kuvvetin sonu ÖSYM tekrarını çözmene gerek yok ama ünite tekrarı yaparaktan gerçekten bu konuyu çok net bir şekilde sindirebilirsin. Hangi sayfaları çözeceğim? Hemen hocam? sana söylemek istiyorum. Bak sayfa 118-119 aynı zamanda 120-121 hem hareket hem kuvvet var içinde. 122-123 124-125'te ee, bunları yaptıktan sonra üniteyi tekrar atıyorsun. Aynı zamanda sayfa 130 ve 131'de yazılıya hazırlık kısımları var. Buradan çalışaraktan da yazılına çok iyi notlar alabilirsin diyorum. O zaman şimdiden sana yazılarında başarılar ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla bakalım.